Selam. Allah nasip ederse bu videonun konusu itidal, denge, her şeyi tam yerine koyabilme, edeple. Burada alıntı yapmaya niyet edilen kitap Azra Erhat Mavi Yolculuk kitabından. Bu bağlamda Azra Erhat şöyle diyor kitabın bir yerinde. Troya Savaşı. Konumuz Troya Savaşı. Troya Savaşı'nın nedeni Anadolu'yu yağmalamaktı. Anadolu'ya yönelmiş bir çapulculuk seferiydi. Hedef Boğazların kilik noktasına kurulmuş Troya Kalesi'ydi. Anadolu'nun alın yazısı oldu molası bu değil mi? Nice yüzyıllar sonra Haçlı Seferleri diye Korsanlığa çıkılmadı mı? Avrupa Hristiyanları bunu yapmadı mı? E, Katolikler Ortodokslara e, Haçlı Seferiyle e, e, gelip e, İstanbul'un yağmalanması konusu tarihte anlatıla gelmekte belgelerde var. Katoliklerin yağmalamasıydı Ortodoksları o dönem ve e, bu böyle tarih içinde binlerce yıldır e, Anadolu'nun kaderi olarak belirtiyor. Anadolu'nun varlığından zenginliğinden maddesel ve manasal varlığından ve zenginliğinden dolayı olduğunu bunu anlatıyor ve bu uygarlık olarak medeniyet olarak insanlık olarak zenginlik ayrıca bir de madde olaraktan toprağın bereketliliği, madenleri vesaire zenginlik olarak ifade ediyor kitabında kitap e, tamamen e, Anadolu'daki arkeolojik eserlerle ilgili fakat arasına yorumlarını katmış çok güzel bir kitap Allah razı olsun nice alemlerimizden nice ariflerimizden şimdi e, Troya savaşı e, buradan konuyu ihtidale bağlarsak e, Troya savaşı e, Azra Erhat'ın anlatımından devam ediyorum. 10 yıl sürdüğünü belirtiyor ve bu 10 yıllık sürede hala savaşın kimin kazandığı belli değil. Ancak daha sonra veba salgını başlıyor. Akkalıların alanında başlıyor. Troya Savaşı Akkalıların Batı Yunan, Batı Agamemnon komutasındaki feodal krallıkların birleşerek Akkalılar deniyor. Anadolu'ya Doğuya, Troya'ya, Anadolu'nun zenginliklerine yaptıkları e, kaçırılan kız e, karısını alma adı altında, ama aslında bunun sebebi yağma olarak olan bir saldırı, bir akın, talan etme çabası. 10 yıl e, sürüyor, fakat hiçbir sonuç elde edilemiyor. Yani akıllar Troya'yı yenemiyor. Daha sonra akalların alanlarında bulundukları bölgede veba salgını çıkıyor. Veba salgının ardından e, Troyollar akallarının gemilerini yakıyor. Bu sefer veba salgının arkasından yangınlarla mücadele ediyorlar. Bunu da atlatıyorlar ve Troyalılar savaşı kazanmak üzeredeler. O kadar güçlen, yani artık iki taraf da zaten çok yorgun fakat Akalların dayanacak gücü kalmıyor. Zaten Akallar tek bir birlik, tek bir devlet değil. O zamanki devletlerin, devletçiklerin birleşiminde oluşmuş, feodal bir krallık krallıkların birleşmesinde oluşmuş ve hepsinin başında da en güçlü feodal kral Agamemnon bulunuyor. Onun komutasında oluyor. Her devlet kendi askerlerinin donanmalarını gönderiyor. Ve Birleşmişler başlarında Agamemnon var. Akalılar cephesini oluşturuyor onlar. Troya cephesinde de sadece Troya değil, Anadolu'nun içlerinden Troya'ya destek olmak için de geliyorlar. Böyle bir iki taraf. Şimdi 10 yıl sonra veba salgını arkasından yangınlarla mücadele ediyor Akallar Artık yenilmek üzereler fakat Önemli bir olay oluyor orada. Burada kendi yorumlarımı katarak anlatıyorum aralarda. Ee, önemli bir olay oluyor. Ee, Akalılar tarafında olmasına rağmen bu yağmaya katılmak istemeyen Akilius, Aşil'de e, deniyor. Akilius, Akilius e, bu yağma savaşına katılmak istemiyor. Çeşitli gerekçeleri var deniyor. Destanda anlatılıyor ve bu yağma, yağmaya katılmak istemiyor ve Agamemnon da kendi zaten kral olarak da kabul etmiyor ee, ve savaşa katılmıyor Akalılar cephesinde kendisi de Akalılar tarafında olmasına rağmen o o topraklara o gruba ait olmasına rağmen savaşa katılmıyor Troyalılarla savaşmak istemiyor ee, ancak şöyle bir ve Akilius'un e, yarı tanrı Akilius. Onu ikna edemiyorlar savaşa katılması konusunda. Daha sonra e, Troya kralının oğlu Hector, e, Akil, Akalılar savaşı tam kaybetmek üzereyken haber geliyor Akülüs'e. Akülüs yine katılmak istemiyor ve arkadaşı, çok sevdiği bir arkadaşı savaşa katılmak istiyor. Ben katılayım diyor. Ve Akülüs'ün e, güçlü silahları yani mana aleminde güçlendirilmiş silahlarını alıyor. Akülüs silahlarıyla savaşa katılıyor. Ee, şeyin Akülüs'ün arkadaşı e, Hector'la karşılaşıyor ve Hector Akülüs'ün arkadaşını öldürüyor. E, öldürmekle kalmıyor burada işte itidal ne kadar önemli öldürmekle kalmıyor bir de onun silahlarını alıyor ve işte öldürdüğü yerde onun cesedini gezdirmek o zamanlar bir e, yiğitlik gösterisiymiş. E, onu yapıyor ve Akülüs'ün de e, e, yarı tanrının silahlarını alıyor. O silahlar ona e, mana aleminden güçlendirerek verilmiş silahlardı. Ve bunu öğrenince Akelius çok üzülüyor. Hem arkadaşı öldürüldü hem ona arkadaşının cesedine yiğitlik gösterisi yapıldı. Hem de silahları alındı ve bunun üzerine savaşa katılmaya karar veriyor. Hiç istemediği halde onun savaşa katılması ile savaşın dengesi değişiyor. Hector'un itidalindeki ufacık bir aşma Hayat itidal üzere itidaldeki ufacık aşma 10 yıldır e, yenemedikleri Troya'ya karşı Akalar'ın e, dengesini değiştiriyor ve e, Akülüs savaşa katılıyor. Akülüs e, kendisine e, tanrılardan yine silahlar istiyor, ona silahlar veriliyor ve o silahlarla savaşa katılıyor ve tanrılar... Karar veriyorlar Hector'un öldürülmesine, Hector'un ölmesine karar veriyorlar. Çünkü Akylüs ve Hector karşı karşıya ve Akylüs Hector'u öldürüyor. Öldürdükten sonra yedi kez Troya'nın etrafında dolaştırıyor. Ve e, babası kral Troya kralı bu duruma çok üzülüyor ve Troya savaşı kaybetti e, bu durumda ve e, babası geliyor akkelüse ağlayarak e, benim durumuma diyor hiçbir baba düşmemiştir diyor evladını öldüren kişinin karşısında sana diz çöküyor ve yalvarıyorum diyor oğlumun cesedini bana ver diyor ve Akkülüs eğiliyor, e, e, Hector'un babasına, krala, yaşlı krala saygı göstererekten onun durumuna üzülüyor. Merhametle Hector'un cesedini yıkıyor, temizliyor, giydiriyor ve teslim ediyor. İtidal, itidal, itidal. Her şeyde, hayatın her anında, her olayda her şeyi yerli yerine koyabilme edep ile bunu yapabilme Allah cümlemize nasip etsin. Bu onu anlatmaktaki sebep de şöyle ifade edilebilir. Son zamanda çeşitli vesilelerle ifade ediliyor, yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Günümüzde dünyada olan olaylar, insanların çektiği acılar. Ee, ve üstün e, bazı devletlerin işte insanların ayaklanması, yağmalamalar yapması ve e, buna karşılık da onlar bunu hak etti ettiklerini buluyorlar e, ifadeleri dile geliyor e, kimin ne ettiğini kimin ne bulduğunu en iyisini Allah bilir e, bu konuda diyebileceğimiz bir şey yok e, ortada olan bir durum var mevcut bir gerçek var o gerçek insanlar acı çekiyor bir şekilde ve bizim de acı çeken insanlara bunu hak ettilerdi şöyleydi böyleydi gibi yorum yapmaktan ziyade acizane e, kendi açımdan e, kendi dünyamda olanı ifade ediyorum. Herkes e, kendi dünyasında kendisi yaşıyor Allah'la olan ilişkisi. Kendi dünyamda onlar için, bütün insanlık için, hepimiz için en iyisinin, en güzelinin olması için dua etmek, gücümüz yettiğince iyi düşünmek, iyi davranmak, İyi olmaya çalışmak, niyetin iyi olması, amellerin iyi olması, sözlerin iyi olması, güzellik ve iyilik bütün dileğimiz ve olması için çabaladığımız, ha oluyor muyuz? Olmaya çalışıyoruz, sadece olmaya çalışıyoruz. Ee, bunu e, itidal, denge, her şeyi tam yerli yerine koyabilme çabası, edep, e, oh diyen ne? Oh denebiliyor, maalesef öyle olabiliyor. Oh olsun dene diyene oh olsun denebiliyor. Maalesef önümüzde olaylar, e, pek çok şekilde e, şahit oluyoruz olaylara. E, öyle bir dönemde yaşıyoruz ki e, her şey önümüzde cereyan ediyor. Artık... E, sorulara da gerek kalmıyor. Soruların cevapları kendi kendine artık önümüzde çıkıyor. Allah yüce Rabbim yaşatıyor, öğretiyor. Cümlemizi gör, cümlemiz için görebilmek, hatalarımızı anlayabilmek her gün dua ediyorum. Her gün bunun için dua ediyorum. Tüm dünya insanlığı için kendim dahil hatalarımızı, yanlışlarımızı görebilmeyi, idrak edebilmeyi, hatalardan, yanlışlardan dönebilmeyi, doğruya, güzele, iyiye, sıratı müstakimde olabilmek için her gün, her gün bu duayı yapıyorum. Günde birkaç kere oluyor. Sabah, akşam bazen evet, çünkü bir sabah duası, bir de akşam duası, güne dua ederek başlayıp akşam günde dua ederek bitirme şeklinde bir öyle bir e, acizane bir uygulama var, yapabildiğim kadarıyla. O yüzden e, bu Toraya e, okurken, Azra Erhat'ı okurken kitabını okurken de e, günümüzdeki olaylar e, gözümde canlandı, e, itidalin ne kadar e, önemli olduğunu, bu o, Yaşanmış, tarih içinde yaşanmış bir olaydan örnek vererek. Bir de şu var, şimdi biz olaylar yaşanıyor şu anda günümüzde bu gerçeklikte. Bunlar bu gerçeklikte yaşanıyor. Bu gerçeklikte hepsi gerçek ve bu gerçeklikte her an olan gerçekliğin gereği neyse onu yerine getirmek durumundayız. Ama bu bu gerçeklikte başka bir gerçekliğe gelinirse mana aleminde... Oradaki gerçeklik çok farklı. Hatta daha da daha da farklı bir gerçekliğe gelinirse, o Allah'a vasıl olma, uslat, hakikati muammedi e, yokluk aşamalarına gelindiğinde, bu kendi içimizde olan ve önceki videolarda bu defalarca bahsi geçti. Orada zaten e, hiçbir varlık alanı yok, hiçbir olay yok, zaman yok, mekan yok, bu konuların hiçbiri yok. Her bulunan gerçeklikteki gereklilik neyse o bunlar bizi e, müşahede ettiklerimiz Allah'ın tecellileriyle bizi müşahede ettiklerimizden ibaret hiçbirinin gerçekte bir varlık alan, hiçbirinin gerçekte bir tam bir varlığı yok görüntülerden ibaret, hepsi rüyadan ibaret, hepsi hayalden, mayadan ibaret, görüntüler aleminde yaşıyoruz dolayısıyla birine bir şey olduğu zaman iyi diyecek birine bir şey olduğu zaman iyi diyecek, kötü diyecek durum da yok. İyi ile kötü hepsi görüntüden ibaret. Burada bizim bizim yaşadığımız o görüntü diye adlandırdığımız ama kendi bulunduğumuz gerçeklikte gerçeklik olan durumda Allah ile miyiz değil miyiz? Hakla mıyız? Haktan uzakta mıyız? Bütün seviyelerde, bütün gerçekliklerde durum bu hak ile miyiz? Hak'tan uzakta mıyız? Hak hatırladık mı? Kendimizi bildik mi? Yoksa haktan uzakta, haktan gafil, gaflette mi kaldık? Dalalette mi kaldık? Bunun tercihini yapıyoruz. Bunun tercihini yapmayı yetkisine ve izni de yaradan bize verdiği için insan olan varlığa ve cinleri de insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Hakta ve haktan uzakta olma tercihini her an yapıyoruz Düşüncelerimizle, davranışlarımızla, sözlerimizle. Her an bu tercihi yapıyoruz. Bu tercih üzerine de Allah uygun gördüğü yaratımı yapıyor ve karşımıza o olaylar çıkıyor. Tekrardan tercihimizi yapıyoruz her an hak elimiz değil miyiz? Buna göre tekrardan Allah şey, uygun gördüğü yaratımı yap, yapıyor ve biz yine tercihimizi yapıyoruz. Her an bu tercihli olmak durumundayız. Allah cümlemize hak ile olabilmeyi, hak her an hak ile olduğumuzun bilincinde ve idrakında olabilmeyi nasip etsin. Olan sadece Allah. Biz dediğimiz olaylar dediğimiz olan sadece Allah. yokluk alanına varıldığında hiçbir şey yok orada. Bundan sonraki e, sadece varoluş, saf bilinç, saf varoluş. Bundan sonraki e, bir video daha var nasipse. E, onun konusu e, yine bunlarla bağlantılı Allah nasip ederse. E, bu videodaki anlatım bu kadar. E, hatalarımızı, yanlışlarımızı görebilmeyi, idrak edebilmeyi, hak ile olabilmeyi, haktan, dalaletten, gafletten, uzak kalmaktan e, Allah'a sığınırız. Allah yarattı, yine Allah'a sığınıyoruz. Var olan her şey Allah. Allah'ın yarattığı varlık Allah'a sığınıyor. Allah'ın tecelli ettiği görüntü Allah'a sığınıyor. Durum bundan ibaret. Bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. En iyisini Allah bilir. Sevgiler.